Sayın Hürriyet. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 2016 Ekim ayında açıklanan Sayıştay denetim raporunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Konut AŞ'de 50 milyonun üzerinde zarar tespit edildi. Satışlarda yapılan ekstra genel müdür indirimleri, sosyal konut olarak yapılan konutların birden fazla satın alınarak ticari amaç için kullanılması, vadeli satışlara peşin indirimi uygulanması, Ramazan ayı olmamasına rağmen toplu iftar faturası adı altında ödenen haksız bedeller, görevlendirilen denetçiler raporlama yapmadığı halde bu denetçilere ödenen ücretler nedeniyle 50 milyonu aşan zarar ve skandallar ortaya çıkmıştır. 50 milyonluk zarar ve dini değerleri istismar ederek Ramazan ayına denk gelmeyen iftar yemeği denen organizasyonların hesabını kim verecektir? İçişleri Bakanlığı bu skandallar hakkında bir işlem başlatacak mıdır? Kurum içinde zarara neden olan şahıslar hakkında bir işlem yapılacak mıdır? Sayın Bakan, bu kanun tasarısında ve aslında son dönemde gelen pek çok tasarıda acele kamulaştırmaya dair hükümler yer almaktadır. Kıyılar, çayır ve meralar ile askeri bölgeler acele kamulaştırma kapsamında birer birer yok edilmektedir. Oysa ki bu alanlar anayasa ile koruma altına alınmıştır ve kamu yararının gözetilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu kanunda serbest bölge ilanında zaten normal kamulaştırma işlemi yapabiliyorken ısrarla acele kamulaştırmanın getirilmesinde nasıl bir kamu yararı bulunmaktadır? Körfez ölüyor. Büyük bir kirlilik nedeniyle yetkililer ne yazık ki susuyor. 12 Ocak'ta İzmit Körfezi'nde meydana gelen bir kirlilik yaşandı denizde. Bu kirliliğe neden olan firmanın tespiti için 28 ayrı yerden numune alınıp analiz için TÜBİTAK'a gönderildi. Ancak bu analiz sonuçları hala açıklanmadı. Poliport isimli firmaya ceza kesildiği açıklandı. Ancak bu ceza neyin tazminidir? Bu tazminat seyre çıkamayan gemiler için midir? Yoksa zarar gören diğer liman işletmeleri için midir? Bilinmiyor ne yazık ki ve bir açıklama da yapılmıyor. Diğer yandan deniz ekosisteminin durumu nedir? Hangi yaptırımlar uygulanacaktır? Bu konuda yetkililer ne gibi önlemler alacaktır? AKP başkanlığın faturasını ülkemize, eğitim sistemimize, bilim adamlarına ödetmeye devam ediyor. Üniversiteleri neredeyse boşaltan, sırf muhalif oldukları için akademisyenleri bir gecede üniversiteden koparan zihniyete yazıklar olsun. Dün gece yayınlanan KYK, getirilmek istenen otoriter rejimin ve tek adam düzeninin ayak sesidir. Son ihraçlar tarihe kara leke olarak geçecektir. Herkesi terörist ilan eden bu karanlık zihniyet aslında korkunun da göstergesidir. Bu korkuya yenilmeyeceğiz. Biat edenlere inat, itaat edenlere inat, mücadelemiz devam edecektir. FETÖ bahanesiyle ve KYK sopasıyla muhalifleri susturmak isteyen hukuksuzluk, haksızlık ve vicdansızlık derhal son bulmalıdır.